İsmail Saymaz'a bir konu önerisiyle devam edelim. Biliyorsunuz İsmail Saymaz güzel bir program yapıyor Sözcü'de. Sözcü'ye transfer oldu. Ve de orada Ersan Şen'le artık hepimizin bildiği eski e, bir dönem Meral Akşener'in televizyon seyrederken gözüne kestirip ulan bu da gayet iyi Cumhurbaşkanı adayı olur deyip eve çağırıp Cumhurbaşkanlığı teklif ettiğini bildiğimiz ünlü avukat Ersan Şen'le bir program yapıyor gayet de iyiler böyle barometre yapmışlar şahandan kopya çekmişler Şahan'da öyle program vardı hatırlar mısınız ba şey düşünce rating düşünce bir adam da adam bağırmaya başlıyordu falan rating barometre çıkıyordu onlar da güzel barometre yapmışlar falan bu arada sözcü de büyük atılımda tebrik ederim sözcüdeki meslektaşlarımızla umarım başarılı olurlar gayet iyi bir şekilde yayınlara götürüyorlar şimdi ee, ee, şu anda Yani şimdi tabii ki şey program yapıyor da karşısındaki Ersan Şen'le ilgili ilginç bir gelişme var. Ersan Şen bir yandan televizyon fenomeni, bir yandan Cumhurbaşkanı adayı ama aynı zamanda avukatlık da yapıyor. Ve avukatlık yaptığı isimlerden bir tanesi Vesel Şahin. yasadışı dışı bahis nedeniyle işte 10 yıla kadar ceza almış bir müvekkili var. Ve bu müvekkilinin dava süreciyle ilgili ilginç gelişmeler yaşandığı iddia ediliyor. Şimdi Ersan Bey'in söylemeyeni söyleyeyim ki çünkü şey İşin içine Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Bir tweet attı. Bugün Barış Terkoğlu yazdı. Dün Yıldıray Oğur yazdı. Ve iddia o ki daha önce bazı biliyorsunuz üst düzey hakimler, savcılarla ilgili alengirli işler çevriliyor diye iddialar vardı. Şimdi bu dosya Veysel Şahin'in tahliye dosyası masaya yatırılıyor. Gazeteciler bunun içindeki tuhaflıkları anlatıyorlar. Mesela Barış Terkoğlu diyor ki ya çok tuhaf gelişmeler yaşanmış. Ersan Şen'in bu müvekkili... Bir gün apar topar cezası böyle 17'ye bir kala, 5'e bir kala mesai bitimi sırasında hakimler tarafından işte bir şekilde yeni bir karar çıkmış ve tahliye kararı verilmiş. Bugünkü Cumhuriyetteki yazısından bahsediyorum. Sonrasında bu karara savcılar apar topar adliyeye gelip itiraz etmişler. Sonrasında itiraz edilen bu karara apar topar hakimler bu sefer mahkemeye gelip ya o sehven oldu biz aslında böyle değil demedik demişler ve de e, çok yani normalde hayatın normal akışında olmayan şeyler yaşanmış diyor. Ve de en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i vardı hatırlarsa. Zona ekrana getirebilir miyiz? Orada da diyordu ki yani biz iktidarda değiliz. Belki de son zamanlarda yaptığı tek hani işe yarar çıkışlardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda sadece voleybolcu kızlarımızı tebrik, ona tebrik, buna tebrik, şuna tebrik. Onun dışında bir şeye girmiyor. Bir de işte o il başkanı benimki olsun, bu il başkanı da benimki olsun, o il başkanı da benimki olsun. Bir de koltuğundan kalkma. Başka bir şey yaptığını bilmiyoruz yani. Diyor ki Veysel Şahin hakkında daha önce iki kez infazın durdurulması ve yargılanmanın yenilenmesi talep edilmiş. Ancak üç ayrı mahkeme bu itirazı reddetmiş. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise tüm bu kararları görmezden gelerek tahliye karar vermiş. Bu tahliye kararına itiraz başvurusu dahi yapmadığı halde mahkeme aynı gün yeniden toplanarak hukuka aykırı biçimde kendi kararını iptal etmiş. Yani açıklamada iddia ettiğiniz gibi yapılmış bir itiraz başvurusu yok diyor. Ersan Şen de cevap veriyor. İlk, ilk tweet'i de bu. Adalet Bakanı ve HSK Başkanına şey diye. Yani bir dava. E, çok ilginç değil mi? Yani eee İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı'nın savunduğu bir vekille ilgili Böyle bir iddia var. Barış da bugün şeyler yapıyor. Ersan Şen de bir açıklama yapmış. Ya demiş bir dakika benim masum siz işte hiçbir şeyi kesinleşmemiş müvekkilim hakkında nasıl böyle bir şey dersiniz diye. Yani uzun bir şey açıklama yapıyor o da. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veriyor. Olayın detaylarına girmekten çok ben biraz olayın genelini anlatıyorum. Biraz daha girdiğinizde göreceksiniz yani. Şimdi burada benim geldiğim nokta şu. İsmail Saymaz hepimizin sevdiği bir gazeteci, araştırmacı gazeteci. Değil mi? Türkiye'de en iyi araştırmacı gazetecilerinden sevdiğimiz meslektaşımız. Şimdi oturuyorlar farklı farklı konuları konuşuyorlar sözcüde. Ya al işte en güzel konu İsmail'cim ya. Karşında Ersan Şahin var. Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmış. Konuşulan bilmiyorum belki konuşmuşlardı çünkü İsmail iyi gazeteci. Bunu benim benden duymasına gerek yok. Açarlar konuşurlar. Anlat bakalım derler. Ee, evet Ersan Bey ne diyorsunuz? Bak sizin bu savcı böyle mi hakim böyle. çok da zor değil. Barış Terkoğlu orada. Barış Terkoğlu'nun yazısını alsa sadece onları sorsa. Bakalım barometre ne olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Bak son yılların en ilginç tartışması. Belki de ikna programında bizim Deniz ee, alabilir. Yani alsın ikiliyi. Eğer sözcü de yapmıyorlarsa biz de yapalım. Ki yaparlar. Neden yapmasınlar? Şimdi burada başka bir şeye daha girmek istiyorum ben. Madem hakimler, savcılar dedik. Yahu son derece tuhaf bir karar alındı. Van İdare Mahkemesi hakimi Aykut Resuloğlu 10 Mayıs 2018'de Bursa İdare Mahkemesi görevindeyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyor. Her vatandaş olduğu gibi, dünyadaki her insanın olduğu gibi X-ray cihazının önüne geliyor. Diyorlar ki sonra ben hakimi beni arayamazsınız diyor. Diyorlar ki aramak zorundayız çünkü uluslararası havacılık kanunlarında uçağa binerken ister milletvekili ol ister hakim ol Ha VIP'den geçiyorsan orada da bir arama var mı bilmiyorum. Ben hiç VIP'den geçmedim. Ama ister CIP'den geç, ister CEO ol, aranıyorsun. Çünkü bu bir standart. Çünkü hakimlerin içinde de belki de ne bileyim her mesleğin içinde olduğu gibi tuhaf biri çıkabilir. Bakınız en son bu psikiyatrların arasında gördüğümüz o tuhaf adam gibi değil mi yani? Kabus doktor var ya bir tane Kabustan da öte yani. Hani böyle birisi çıkabilir. Gazetecilerin arasında da çıkabilir başka mesleklerden de çıkıyor. Hayır diyor. Beni arayamazsın. Neden? Ben hakimim. Peki diyorlar. Ara ararız diyor. Sonra gidiyor ee, şeye dava açıyor. Danıştay 10. Dairesine. Ve Danıştay 10. Dairesi'nde ne diyor biliyor musunuz? Hakim ve savcılığın aranması konusuyla ilgili bir şey yapıyorlar. Hakimler yolundan iptaline karar vermiş. Oy çokluğuyla şey veriyorlar ve daire 10. başkanı diyor ki mevzuatta hakim ve cumhuriyet savcılarının sivil hava meydanlarında gerçekleşecek önleme aramalarından muaf tutul tutulacağına yönelik hüküm bulunmadığını diyor. Sonra işte en sonunda diyor ki hakimlerin artık üst araması yapılmayacak. Şimdi çok kelime var hani söyleyebileceğim. Biz çok şey gördük işte milletvekilleri var. Kendi haklarını savunmak için işte emekli milletvekillerinin haklarını ne bileyim maaşlara zam yapıyor bilmem ne yapıyor. İşte ne bileyim polisler var, askerler var. Herkes kendi şeyini savunmaya çalışır. Hani kendi meslektaşını, kendisini belki özünde yani çünkü o da emekli olacak, bu da olacak. Bu tam bir akıl tutulması bir karar. Böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde uygulanamaz. Bakın, iyi giden bir, birkaç şirket var Türkiye'de. Yani uluslararası anlamda. Bunlardan bir tanesi de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları şimdilik sessiz. Ancak şunu biliyorlar ki bu karar sonrasında mesela Amerika'ya, İngiltere'ye Uçuşlar iptal edilir biliyor musunuz? Derler ki hop bir dakika. Bu nedir? Biz Amerika'da arıyoruz. Amerika'ya ben XR'ye girdiğim zaman kimsenin kimlik gösterdiğini, sen benim kim olduğumu biliyor musun dediğini görmedim ben. Hem de böyle şeyden genelde biznisten falan giriyorum. Daha böyle hani ayrıcalıklı insanların daha ne bileyim hali vakti yerinde bilmem ne olanların yer girdiği yer. Hayatımda hiç ne gördüm ne duydum. Ya bu nasıl bir kibirdir yani? Ben hakimi beni aramayacaksın ne demek? Uğur Cebeci'ye sordum. Yani Uğur Cebeci Türkiye'de bu konuları, yani ben belki dedim ki, belki ben bilmiyorum değil mi? Uganda'da hakimleri aramıyor olabilirler. Uğur Bey dedi ki, bence uçağa binen herkes aranmalı, hakim olduğu için ruh sağlığının bozulmamış olması ya da asla bir suç işlemeyeceği anlamına gelmez. Uçaklarda suç işleyenlere bakarsanız çoğunda iyi eğitim almış, düzgün birçok insanın ruh sağlığıyla ilgili sorunları nedeniyle suç işlediklerini görebilirsiniz. Sonuçta o uçakta diyelim 200-250 yolcu var, bu kadar insanın hayatı asla tehlikeye atılamaz. Gerçi bir insanda olsa fark etmez. Bu yüzden uçağa binen herkes aranmalı. Ben bu aranma aranmama meselesini gerçekten anlamıyorum. Benim aklım basmıyor. Yani neye şeyle? Hakimsin aram ya tamam hakimlerin ne bileyim ara şeyde trafik polisi kestiğinde bilmem ne yapsın. İşte adli soruşturmada ya uçak gibi bir standart uluslararası standart denen bir şey var yani. Yok diyor ki bizim hakimlerimiz bir şey yapmaz. Söylenecek çok söz var ama bence bu karar benim aklıma yatmadı. Ben bir şey olarak e, adını sen söyle. Hani bir e, uçağa biner sıradan bir vatandaş olarak kendimi çok huzurlu hissetmiyorum. Değil bir Alman, İtalyan bilmem ne ama şunu da söyleyeyim. Yani bu kararın uluslararası uçuşlarda Türkiye'ye büyük problemi olur. Sadece Türk Hava Yolları bile değil yani. Daha da bu iş büyürse yani yarın bir gün New York Times'da haberini görürsek sadece rezil olmakla kalmayız yani. Türk Hava Yolları ve Türk turizmi bile şey yapar yani. Şu anda işte Mehmet Ersoy diyordur ki ya şimdi abi bir de bununla uğraşacağız yani depremi hallettik şu kadar turist getirdik al şimdi bir de bununla uğraşalım. Ya al sana gül gibi bir kriz neden hakimlerimiz ceketini çıkartmak ve oraya bilgisayarını koymak istemiyor. Sonuç Türk Hava Yolları'nın uçuşları iptal yurt dışından adamlar gelmiyor ya da bu konuşulmaya başlanıyor.